Efendim, merhabalar. Biliyorsunuz efendim, Tekirdağ'da olan bir inatlaşma olayımız vardı. O hala burada da duruyor. Yani geceden bu yana gerçekten seferber oldum. Yemeğini götürdüm, paparonaniye, sigarasını götürdüm. Ondan sonra şimdi efendim aracım biliyorsunuz tamirde olmasına rağmen dolmuşa bindim ve adliyeye gittim efendim. Oradan da serbest kaldı efendim. Eğer tek diş bir daha bana diklenirsen yemin ederim bunun affı olmayacak. Yeter ya. Biliyorsun ki ben kalkıp da priz alan ondan sonra antidepresan ilaçlar kullanıyorum. Hatta senin yapmış olduğun zaten tekerrüre giriyordu da yine de kalktım buradan şey yaptım. Dolmuşa bindim oraya gerekli şeyleri verdim. Yani dedim ki böyle böyle ağladım orada. O yüzden kıyamadım yani. İnşallah şimdi markete gönderdim efendim ekmek alacak. Ondan sonra geldiğinde de tekrar göreceksiniz efendim. Bundan dolayı dünden bugüne uyumadığımı Nisa biliyor, Mehtap biliyor, Roy biliyor. Ondan sonra tüm sevgili izleyicilerim biliyor efendim. Çok üzgündüm. Ama yine de ikinci kez de olsa yine şey yaptım ama üçüncü de asla şey olmayacak. Yani bunu da buradan söyleyeyim efendim. Yani diklenmesin efendim, diklenmesin. Yani burada ne güzel çayını hazırlıyorum, yemeğini hazırlıyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü yani garip diyorum. Garip dedikçe yani diklenmesin. Çünkü ben priz alıkıyorum. Yani öyle bir şey olduğunda git odana kardeşim ya. Git. Diklenme bana. Ben zaten rahatsız bir insanım beyin olaraktan, nöroloji olaraktan. Yani o yüzden efendim ne diyoruz? Tabii ki tek diş yine ikinci kez o kadar mücadeleler ettim, konuşmalar yaptım, ağladım, sızladım, ettim. Geceden bu yana da uyumadım efendim. Yani bence yapmasın. Eğer çok şeyse Adana'ya gitsin efendim. Tekrar söylüyorum. Ha yok ben burada kalacağım diyorsa da tabii ki benim de priz olayım var. Priz olayım da bana diklenmeyecek. Yani şunu da ifade etmek istiyorum efendim. Ben Adana'ya abilerime gitmiş olsam bana bir gün, 2 gün iyi davranırlar, misafirperverlik yaparlar, üçüncü günü surat asarlar, biletimi alır, Ankara'ya gönderirler efendim. Devir öyle devir yani kolay bir devir değil. Yani bugün bir oda bir salon kalkmaya şey tutmaya kalksanız kirada kiralık olarak ben efendim 4.000-5.000 TL. Bulmuşsun bir tane oda. Önüne yemeğini hazırlıyorum, çayını getiriyorum. Zevkle yapıyorum ben bunu, memnuniyetle yapıyorum ama bana diklenme. Tek diş. Tamam. Tek diş geldiğinde tekrar görüşeceğiz efendim. Tüm katılanların isimlerini okuyamadım efendim. Toptan bir şekilde efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Görüşmek üzere. Sivis Gülistan gelmiş. Hoş geldin Sivis Gülistan. Son anda tam da kapatıyordum. Tabii ki Tekdiş marketten geldiğinde efendim yine kahvaltısını güzelce beraber hazırlayacağız, yiyeceğiz. Çayını demleyeceğim. Ondan sonra evet eğer Tekdiş bugün tutuklansaydı yemin ederim ağlardım. Bir bestami bir Tekdiş. Yani yapmasın, o da yapmasın.
diklenmesin. Bundan dolayı diklenmese daha iyi olurdu. Yani ha serbest kaldı ama yine mahkeme devam edecek. Birinden kurtarayım derken efendim ötekini çıkartıyor tekerür olaraktan. Bu sefer mükerriri çıkartırsa vallahi hiç ben de artık şey yapamam. Uğraşamam. Evet, öpüyorum efendim. Görüşmek üzere. Tekdiş neyiniz oluyor? Gir YouTube kanalımda izle videoları. Neyim olduğunu oradan anlarsın. Tamam, burada sana açıklamak zorunda değilim.